ve karşınızda Gen 15 Maglev. Ultra hafif maglevli bir hız küpü. Ağırlık, hız ve manyetik pozisyonlamaların harmonide olduğu dünyadaki tek küp. Sadece 58.6 gram ağırlığıyla dünyanın en hafif maglev küpü. Acayip hafif, eşsiz kontrol, evrimleşmiş küresel çekirdek, temas yüzeyinde üçlü yenilik ve kesintisiz akıcılık. Mıknatıs ile geliştirilmiş otomatik düzeltme sistemi. 76 mıknatıs ile her yönde manyetik güçlendirme. Hem itiş hem çekiş. Mıknatıs ayar sistemi. Yay yerine manyetik itiş gücü teknolojisi. Sürtünmeyi ortadan kaldırır. Tam 36 sıkılık ayarı. Hızlı, hafif ve stabil. Gen 15 Maglev'in inceleme ve kutu açılım videosuna hoş geldiniz. Ben Tuna Özsoy. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Luca var. Kendisi İtalya'daki en iyi zeka küpü çözen insanlardan bir tanesi. Ve onunla birlikte bugün Gen 15 yapacağız. Are you ready for the Gen 15? Of course. Let's get into it. Şimdi arkadaşlar burada kargomuz Gen'den geldi. Çok teşekkür ediyorum. Siz de almak istiyorsanız küp sepetinden açıklamaya linkini bırakıyorum. Tuna indirim koduyla alabilirsiniz. Do you wanna take it off? Sure. Şimdi kendisi İtalya'nın en hızlılarından bir tanesi olduğu için özellikle büyük küplerde onunla da birazcık çözüm yapacağız. Bakalım 7 saniye, 8 saniye gibi süreler elde edilecek mi? Bu arada burada da bazı gen küplerimiz var. Bunların daha önce incelemenin kanalında yaptım. Kendisi de 5x5'i çok okay, iyi. You can do some turns with this 5x5. You're so fast. Is it your main 5x5? Yeah. Okay. It is. Kendisi de 5x5'te gen 5x5 kullanmış. Bu benimki, onunki farklı. Ve... Ooh. Wow. What do you think about the box so far? It's really good. Bence çok good. Çok güzel bir kutusu var diyor. Bence de çok güzel arkadaşlar. Renk şemasını falan yine gen döktürmüş. Yavaşça şöyle bir açalım. ASMR. Oo arkadaşlar birazcık frizli bir dokusu var. Ben çok beğendim. Okay, let's do it together from here. Yeah? Şimdi kredi kartımız var arkadaşlar. Bununla istediğiniz şeyleri alabiliyorsunuz. Bu arada küp eğitimleri istiyorsanız edituno.com'dan da benden veya bizim eğitmenlerimizden küp dersi alabilirsiniz. Onun da linkini açıklamaya bırakıyorum. Bu kartı şöyle kenara koyalım. Gene çok teşekkürler. Şöyle bir şey göndermişler. Şimdi kutunun içeriğine geçelim. Bakalım neler çıkacak. Nice box. Let's leave it here for a second. Böyle bir aksesuar kutumuz çıktı içerisinden. Evet, şimdi bu Gen'in bir önceki 14 Pro modelinde de çıkarttığı bir orta şeyini, kapaklarını çıkarma aleti vardı. Birazcık değiştirmişler sanki. Is there something? Ah, okay. Şimdi bu şekilde bazı şeyler var. Bunları buraya koyduk, bunlarla orta kapakları çıkartıyoruz. Burada da yedek orta kapak gibi şeyler getirmişler. Şöyle yakından bir göstereyim sizlere. Bunlar birazcık daha kareli. Yani aslında Veilong'un 10. versiyonunda olan bir dizayna benziyor. Yani Veilong'a benzer şeyler yapmaya başladı Gen'de. Ben de açıkçası bu tarz kare ve merkez kapaklarını daha çok seviyorum. Bunları da deneyebiliriz. Belki de küpü daha iyi hale getirecek. Başka burada bir de kullanma kılavuzu var. Sıradan bir kullanma kılavuzu. Bakmamıza gerek yok. Sonuçta çok benzer şeyler. Bir önceki Gen videolarını izleyenler zaten biliyorlardır. Ve son olarak... İki tane versiyonu var. Ben bunu birazcık daha çok seviyorum. Daha büyük olduğu için. Daha mı büyük bilmiyorum ama... Neyse bu da çok güzel arkadaşlar. Bu kutuları herhalde kullanıyorum. Yani korumak için küplerinizi, çantanıza bu şekilde bunun içerisine koyabilirsiniz. Okay. Enough of bull. Now let's open this beauty. 3-2-1 deseceğiz arkadaşlar. Siz de 3-2-1 dediğim zaman videoyu beğenin. O zaman açacağım. 3-2-1 beğen butonuna basın. Okay, that was pretty cool. I think that's better than the first one, like the Gen 14. I think this is more smooth. Yeah. The previous one was more snappy. That's smooth. Okay. Yeah. Çok daha yumuşak ve akışkan bir şekilde açıldı okusu. Bilmiyorum. Bu bize tatmin edecek bir şey açıkçası. Şimdi. Küpümüz burada. Küpü bir kenara koyalım. It is very light. I just took it out and it's çok inanılmaz hafif. Tamam, we're gonna do the first turn soon, but... Öncelikle burada magnetlerimiz var. I think that's better that they put it inside because the previous one was like underneath of it, which was super inconvenient. Bir önceki alfayı da arkadaşlar bu sefer içerisine koymuşlar. Bu sayede magnetler dağılmıyor. Bence çok daha güzel olmuş. Bunlar köşe magnetlerimizin
bazıları daha güçlü, daha güçsüz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Çok da fazla magnet ayarı koymadılar arkadaşlar Gen 15'te. Bu da benim hoşuma giden bir şey. Şimdi şu kutuyu kenara bırakalım. Ve de ilk döndürüşleri yapalım. I'm gonna do the first turns. Açıkçası söylemek gerekirse uzun zamandır denediğim en güzel genlerden bir tanesi olabilir. I think that's like one of the best gens in the recent years. But I don't know, we have to do some setups. Go on, okay. Try something. Okay, that's interesting. İlginç diyor. It's more controlled, right? Like, yeah, it's Maglev, but it doesn't seem like that. It seems more springy. Maybe. It has some problems still, but yeah, I think... Yeah, it's a bit tight. It's tight, yeah. With some setup and some it's little... It's tight, maybe. But not that much. Mm-hmm. I think with this, maybe some settings, it's mm-hmm. gonna be alright. But it's really, really good. But and it's... also very light. Şey değil mi? Algoritmalar güzel okuyor. It's a bit lucky. Birazcık takılıyor ama Gen 14'teki kadar değil sanırım. Şöyle bir kendimi düzeltiyorum diye bakalım. Çok abartmamışlar. Şimdi kenarlarda magnet ayarı yok. Bu çok güzel bir şey. Oralarda takılıyordu. Şimdi arkadaşlar bu küple birazcık çözüm ne yapalım? Kamera açısını değiştiriyorum. Benim şu ana kadar puanım 10 üzerinden 8. What's your rating out of 10 so far? Solid 8. I also gave an 8 by the way in Turkish. Okay. O da 8.5 verdi. Okay. Now let's do some solves. Şimdi geldik arkadaşlar. Birazcık şöyle bunun üzerinden kapağını çıkarmaya çalışacağız. 3, 2, 1. Ah, your turn. Yine yapamamışlar ya. Oh, okay. You did it. You have to press it more. Ah, birazcık fazla basmamız gerekiyormuş. Now it doesn't. Ama şu anda sıkıştı. Okay. Perfect. Arkadaşlar bayağı sıkıştı. Oh. Long for. Bir kez daha ben denemek istiyorum. Okay. Bu sefer oldu. Bilmiyorum arkadaşlar, bunun bu kadar zor olmaması lazım. Eskiden biz parmağımızı alırdık. We used to just take them out with our fingers. What is this complication? I don't get it. But yeah. Thank you. So, ayar mekanizmaları bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi iki tane farklı ayar mekanizması var. Dışta ve içte iki tane halka olmak üzere. Yine güzel olmuş bence. Yine zor takılıyor arkadaşlar. Orta kapakları yine yapamamışlar ya. Ama küp Gen 14 Pro ilk kutudan çıktığını hatırlıyor musunuz? Döndüremiyordum bile. Böyle overshooting oluyordu sürekli. Burada o kadar abartacak bir şey yok. Bence birazcık çözümler yapalım. Bakalım kaç saniye olacak. Wow! 8.17. First soul 8.17. That was actually not like the best soul you did, but it was super fast. Somehow. Yeah, yeah. And you were kind of lucky actually, but yeah, somehow. Crazy. No, no. Another one. Oh. 8.38. 10.000. Birazcık gevşetmek gerekiyor diyor. I agree by the way. And maybe some slow loop a bit. Yeah. For control again. Birazcık da yavaş bir loop gerekiyor diyoruz. Kontrol için. Sir, 7.93 helal. Do you understand
my cool hand. Yeah, his hands are so cool. Elleri çok soğuk. Ona rağmen 190 yaptı. Tebrik ediyorum. Şimdi burada 120 FPS ile birazcık hızlı bir şekilde çözümünü incelemeye çalışacağız. Ağır çekimi alacağım birazdan. Şu çözüm gerçekten çok güzel bu arada. Ağır çekimde de izlerken bir şey öğrenebilirsiniz ve küpün performansını görebilirsiniz. 8.24 yaptı. Şimdi bir de ağır çekimde izleyelim ve küpün ne kadar aslında magnetlerinin ne kadar kontrol sağladığını falan göreceksiniz. Çocuğun döndürüş stili de bu arada bayağı iyi, gördüğünüz gibi yani hata yapmıyor. Corner cut'lara zaten gerek duymuyor açıkçası. Ama küp de buna yardımcı oluyor diyebilirim ve de çok hafif olduğunu bu videodan bile anlayabilirsiniz. Yani döndürürken sanki bir tüy döndürüyormuş gibi hissettiriyordu bu küp. Hatta benim için birazcık fazla hafifti. O yüzden ben bundan sonra, videodan sonra yeşil magnetleri taktım köşe parçalarına. Bu sayede daha güçlü magnetik ayar oldu ve birazcık da loops yaptım. Şimdi onda takımlı bir çözüm yapacağız. Siz de takım çözümleri yapıp Instagram'dan beni etiketleyebilirsiniz arkadaşlarınızla birlikte. Burada bu arada videodan sonra ben birazcık daha ısınmak için çözümler yaptım küple ve güzel 9 saniyelik çözümler elde edebildim. Main küpüm olur mu henüz bilmiyorum. İtalya şampiyonasında deneyeceğim bakalım. Sen de. Okay. 13 saniye yaptık birlikte, fena değil. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir inceleme oldu açıkçası. Ben küpe 10 üzerinden artık 9 veriyorum. Birazcık daha çözüm yaparım belki. Daha da artabilir. What's your final rating to the cube? 8.8. Okay, it increased slightly a bit. Yes. Kendisinin main küpü arkadaşlar, Weilong'un 9. versiyonu. Çok da güzel bir küptür. Ben 10.sunu kullanıyorum çünkü birazcık daha benim stilime yakın. Ama o 9. kullanıyor. İkisi de güzel küpler. Bu küple de iyi dünya rekorları kılacağını düşünüyorum. Do you think someone is gonna break any world records with this? Let's see some fortune. Timon is gonna get a world record, alright? I hope so. Timon, hi. If you're watching, we are following you. Okay, thank you for coming to my video. And I hope you enjoyed this unboxing. Maybe in the future. Eğer onu daha sonraki videolarda görmek istiyorsanız yorumlarda Luka'yı sevdiğinizi belirtin. O da gelsin bir sonraki videolara. Ben çok güzel oldu. Daha iyi bir küpçüyle birlikte yapmak videoyu. Görüşmek üzere. Bye bye.